Arkadaşlarım, ekranlarımıza hoş geldiniz tekrardan. Asal sayılarla devam edeceğiz matematikle ilgili yolculuğumuza. Sayın arkadaşlarım, asal sayı kavramı birden ve kendisinden başka. Pozitif böleni olmayan birden büyük sayılara denir. Ne denir? Birden ve kendisinden başka böleni olmayan, tam böleni olmayan pozitif sayılara, yani negatiften asal olmaz. Birden büyük sayılara derken o zaman şu soru saçma oluyor. Değil mi? Bir asal mı? Değil. Niye? Çünkü birden büyük. Evet, biraz yazmışız burada asal. 2, 3, 5, 7, 11 devam ediyor. Göz aşinalığı olsun diye bir kısmını burada gösterdik. Asal sayı bu. Şimdi tamam, bu da bu tanım biraz göreceli bir tanım. Yani soruları çözerken çok böyle hani bilemiyoruz. Yani asal o da hani ne yapacağız? Burada bazı ilave birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi en çok karşımıza çıkan bilgi şu. Diyelim A bir asal sayı olsun. Eğer A asal sayı ise A çarpı 1 yazılabilir. Başka türlü yazılamaz. Yani birden ve kendisinden başka böleni olmadığı için. Mesela 17 asal sayı nasıl yazarsın? 17'ye 1. Yani bir şey çarpı bir şey sonuç asalsa bu çarpanlardan biri o sayı olacak, bir de bir olacak. Bu çok önemli. İkincisi arkadaşlar sık sık kullanıyoruz. En küçük asal sayımız olan 2, çift olan tek asal sayımızdır. Başka da çift olan asal sayı yoktur. Değerli arkadaşlar, 2'den başka çift yok. Bu yorumlarda bazen şöyle karşınıza çıkıyor. Mesela diyor ki A ve B asal diyor. Şimdi A ve B asal sayıysa toplamları eğer tek diyorsa o zaman bu sayılardan birisinin mutlaka çift olması gerekiyor. Birisi çift olmalı. Neden? Çünkü 2 hariç çift sayı yok asal sayılar içinde. Bütün asal sayılar tek, 2'nin dışında. İki tek sayı toplarsanız ne eder? Çift eder. Burada toplam çift etmemiş. Ne etmiş? Tek etmiş. Tekse o zaman birinin çift olması lazım. Tabi birbirinden farklı asal sayılar olduğunu söylüyorum. Bu durumda değerli arkadaşlarım, bunlardan eğer birisi çift olacaksa o da 2 olmalı. Çünkü 2'den başka çift asal sayı yok. Bir de bazen iki sayının farkını asal sayı deyip 1 veriyor sorularda. X ve Y asal. Farkları da 1. İki sayının farkının 1 etmesi için ne olması lazım? Ardışık olması lazım. Arka arkaya. Bak asal sayıların içinde hiç arka arkaya gelen var mı? 2 ve 3'ten başka. Yok. Farkları 1 ise tek bir ihtimal var arkadaşlar. X 3 olacak, Y de 2 olacak. Bu da mühim. Bir soruyu da görelim. Diyor ki X ve Y birer doğal sayı. Tamam. X eksi Y çarpı X artı Y 19 olduğuna göre X çarpı Y'nin sonucu kaçtır? Bakın dediğim şey var burada arkadaşlar. Bir şey çarpı başka bir şey. Ne etmiş bunların çarpımı? 19. 19 nasıl bir sayı? Asal. Asal sayı olmuş da ne olmuş? Bir şeyle bir şeyin çarpımı 19 ediyorsa bunlardan biri 1, biri 19 edecek. Peki hangisi 1, hangisi 19? Onu da şöyle tespit ediyoruz. Arkadaşlar. Bunlar doğal sayı. Farkları mı büyük olur, toplamları mı? Tabii ki toplamları büyük olur. Dolayısıyla x artı y'nin 19 olması lazım. X eksi y'nin de 1. Sonrasını denklemle halledeceğiz. X eksi y 1. X artı y 19. Taraf tarafa topluyoruz. Eksi y artı y gidiyor. 2x eşittir 20. Buradan 2'ye bölelim. X eşittir 10. X 10'muş. Y kaç? Denklemlerden birinde yazalım. X artı y mesela 19'du. Eğer x 10 olursa y'nin de 9 olması lazım. Çarpımlarını bulmak bizi zorlasa da 10 çarpı 9'dan cevabı 90 şeklinde bulacağız saygıdeğer arkadaşlar. Evet. Bir de aralarında asal kavramı var. Bu tuhaf bir kavram. Aralarında asal. Ne aralarında asal? Birden başka ortak böleni olmayanlar. Şimdi bu aralarında asalın asalla bir ilgisi yok arkadaşlar. Yani kavram olarak evet ama teknik olarak bizim kafamızı karıştırmasın. Kendi aralarında asal. Ne yani? Birden başka ortak böleni olmayan sayılar. Öyle iki sayı düşünün ki sadece bire bölünüyorlar. Başka ortak bölenleri yok. O zaman
O zaman nasıl sayılar mesela? Diyelim 8 ile mesela 15. Bu iki sayının ikisi de asal değil. Evet. Bu iki sayıyı da bölen ortak olarak her ikisini de bölen bir tek bir var. Bir var bir tek. O zaman bunlar aralarında asal. Mesela 8 ile 11 de aralarında asal. Biri bakın 11 asal sayı. Diğeri değil aralarında asal. Çünkü ortak böleni bir. Mesela 7 ile 13 de aralarında asal. Ortak bölenleri bir. Bu örnekleri niye verdim? Dikkat ettiniz mi? Mesela bu iki sayının ikisi de asal olabilir. İkisi de asal olmayabilir. Birisi asal olabilir, diğeri olmayabilir. Yani asallıkla ilgili bir şart yok. O sorun şu, ortak bölenle alakalı. Birden başka ortak böleni olmayacak. Aralarında asal olabilmeleri için. Evet değerli arkadaşlar, bakın önemli bir soru tipinden bahsedeceğim. Bu aralarında asalla alakalı bir soru tipiyle. Şimdi burada A ile B aralarında asal sayılar olmak koşuluyla. A ile B aralarında asal sayılar olmak koşuluyla. A bölü B, K bölü M'ye eşit diyor. Böyle bir eşitlik veriliyor. Yalnız A ile B aralarında asal. Öyle iken bu K bölü M de aralarında asalsa, yani aralarında asal olmak demek kesir olarak en sade halde ise, o zaman direkt A K'ya B de M'ye eşittir diyebiliriz. Ne zaman diyebiliyoruz? A ile B aralarında asalsa eşitindekilerde en sade halde ise. Peki en sade halde değilse ne yapacağız? O zaman biz en sade hale geliyoruz.